Arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Alt dire, Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar 11 Temmuz'da Antalya Muratpaşa'da olacağız. Sizleri de bekleriz. Uzun zamandan beri beklediğiniz bir haberin artık size müjde olarak gelmesi, yani sizin için müjde olduğunu düşündürmesi var. Bu konuda iki vakitleri beri beklediğiniz gözüküyor. Bu iki vaktin artık fırsatını yakalamış olacaksınız. Uzun bir yolculuğa gitmek niyetindesiniz ama şu an için yolculuklar konusunda kapalı olacaksınız. Maddiyat konusunda ödemeler dengesini korumaya çalışacaksınız bu dönem. Geçmişteki farklı harcamalar, ekstra harcamaların bu dönem yükünü çekeceksiniz olarak gözüküyor. Bu konuda tedbirini alanlar biraz daha ferahlamış olacaklar dengesiz para kontrolünden dolayı. Çünkü şöyle bir şey bir tek sizin kontrolünüzde olan kısım değil. Kendi bütçenizi ayarlamanız dışında dışarıdan ekstra harcamaların da çıkması, ihtiyaçların çıkması anlamına gelen bir süreçtesiniz. Nazarınız çok fazla olacak. Bu dönem attığınız adım söylediğiniz her kelime nazar konusunda size sıkıntı verebilir. Bir süre daha bu konuda nazardan dolayı Uykulu haliniz, uyuma haliniz veya baş ağrılarınız devam edebilir bu konuda dikkatli olun derim. L harfindeki bir kişiyle konuşmanız ve bir hasta ile ilgili yardımcı olmanız durumu var. Böyle bir hastaya belki tedavi masrafları veya bir süre onun bakımı ile ilgilenme gibi bir durumunuz söz konusu. Kuğu gibi temiz, aydınlık bir dileğinizin gerçekleşmesi var ki daha öncesinden bu konuda e, engellemeye maruz kalmışsınız da zamanlama konusu uymamış. E, şimdi o dileğinizin gerçekleşmesi var. Tavus kuşunuz açılıyor artık şans, bolluk, bereket anlamında açılışınız başlayacak. Özellikle Temmuz'un son günleri sizin için fırsat kapısının açılması anlamına geliyor. Geçmişteki bir ilişkinin bugüne e, tekrardan gelmesi Geri dönüşün olması gözüküyor. Karşıdaki kişi pişman olup dönmüş ve bu konuda evet bir fırsatı hak ediyor ama sizin denenmişi denememek gibi bir huyunuz olduğu için ikinci bir şans verme niyetiniz olmayacak. Özellikle görmek istediğiniz bir kişiyle ilgili bir dönüşümünüz var. Bu görmek istediğiniz kişiyle ilgili iş, kariyer veya popülerlik anlamında bir kişiyle görüşme durumunuz söz konusu ve bunu bu dönemde başaracaksınız, hayalinizi gerçekleştireceksiniz olarak gözüküyor. Arkanızdan konuşan üç tane akraba bu dönem kendi e, içindeki niyetleri kusma niyetinde olacaklar ama şöyle de bir durum var. Kadersel olarak onların da e, birbirlerini e, sıkıntıya sokma birbirlerine zarar verme süreçleri var. Her ne kadar aynı hedefe kilitlenmiş olsalar da birbirlerinin kuyularında kazmış olacaklar. E harfindeki bir bayan arkadaşınızla bir seyahat etme niyetinde olacaksınız. Bu seyahatin e, ucunda yeni bir iş, yeni bir proje veya yeni bir eğitim var. E, bu dönem kendinizi eğitim ve e, kendinizi geliştirme çabalarına daha çok ağır, e, zaman ayıracaksınız. Kişisel gelişim konularında e, online eğitimler olmak üzere bu dönem e, en popüler e, aktivitelerinizden birisi olacak gözüküyor. Yakın çevrenizdeki iki hastanın e, hikayesi sizi de, e, derinden e, üzecek. Çünkü burada bir e, kırık bir aşk hikayesi var. Kendi hayatınızla da e, ilintilendiğinizde, e, bunun size de benzediğini, içinde kendinizi de bulduğunuz bir aşk hikayesi gözükecek. Burada e, bir masaldan bahsetmiyoruz. Yaşanan bir ilişkinin e, Hani bazen deriz ya birlikte yaşlandılar, birlikte öldüler. Böyle bir aşk hikayesinden bahsediyor burası. Bu kişilerle ilgili aile bağlarından da bağlantısı var. Yani bir nevi neslinizin hikayesi olarak ya da atalarınızın hikayesi olarak gözüküyor. Filiniz çıkmış yuva kurmayı işaret eder bu. Aynı zamanda ev alma konusunda da fırsatlar verir. Bu süreci değerlendirmenizde fayda var. Geçmişle ilgili korkularınızdan kurtulup yeni bir döneme başlayacaksınız. Z harfindeki bir kişinin size bu konuda desteği olacak gözüküyor. Yuvanızın içerisinde iki vakittir veri maddiyat konusunda sıkıntı yaşadığınız bir durumdan ferahlığa çıkma durumunuz var ve bir mahkeme veya devlet kapısındaki bir işinizin onaylanması anlamına gelen bir süreç gözüküyor. Bu e, iki yıldan beri sıkıntıya sokan bir mahkemenin sonuçlanması anlamına da geliyor arkadaşlar. Rüyalarda e, size bu dönem yaşayacaklarınız konusunda ön fragman verilmesi e, gerçeğe yakın rüyalar görmeniz olarak gözüküyor. Kendinizi ateşlemeniz diyeceğim şimdi kelime olarak bu e, şudur. Cesaretinizi artık ortaya serip e, yapmak istediğiniz şeyler konusunda hızlanmayı tercih edeceksiniz. Bu konuda ilk önce biraz engellemeye maruz kalsanız da sonrasında azminizle bu dönemi hızlıca bitireceksiniz olarak gözüküyor. Taşınma var, özellikle iş ve kariyer anlamında bir taşınma ee, hem yükseğe gitme, yani daha üst seviyede bir yere geçiş, hem de e, sektör arasında farklı bir yere, yani daha bilinen bir firmaya veya daha bilinen bir yerlere geçiş olarak gözüküyor. Londra ile ilgili bir işiniz olacak, yani bu bağlamda nasıl bir e, süreç olur bilmiyorum ama Londra şehri ile alakalı bir süreçte sizin için olumlu bir haber gelmesi var. Bu şehirden yaşanacak bir olayın etkisi mi olacak? Yoksa sizin Londra'ya gidişiniz veya orayla ilgili bir işle bağlantı kurmanız mı olacak bilmiyorum ama direkt Londra kelimesi gözüme takıldığı için söylüyorum. Güneş gibi parlayan bir süreciniz var ve bu süreçte sizin anahtar olma durumunuz gözüküyor. Bu anahtarlığınızla insanların etrafınızda daha fazla toparlanması ve sizin liderliğinize ihtiyaç duyması gibi bir süreciniz var. Normalde liderliği siz insanların kendi içindeki gücü bularak yapmasını sağlarsınız. Ama bu dönem ipleri kendi elinize almak isteyeceğiniz bir süreç var. Arkanızdan 3 kişinin kuyu kazma dönemi var ama bir kişi bu konuda bayağı istikrarlı olurken diğer 2 kişinin pes etmesi durumu var muhtemelen diğer bir kişiyle de Ağustos ayında e, hesaplaşma durumuna geçeceksiniz. Müjdeli bir haber. Ayın son günlerinde sizin ayaklarınızı yerden kesecek büyük bir mutluluğun karşılığını verecek olarak gözüküyor. Akrep ve yükselen akrepler için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Evet, Akrep burcu kendi içerisindeki hesaplaşmayı bitirmiş yeni bir döneme başlıyor. yurt dışından gelecek olan bir büyük müjdeli haber üç tane de küçük miktarlarda kısmet ya da küçük boyutlarda kısmet olarak gözüküyor. Geçmişte arkasına dönüp giden bir kişinin tekrar geri dönme çabası olacak ama e, bu kadar pişmanlık onu kurtarmayacak olarak gözüküyor. Sizin dualarınızın gerçekleştiği e, ve söylediklerinizin ya da ettiğiniz duaların e, birebir aynısını yaşadığını duyacaksınız. Etrafınız çok kalabalık olacak bu dönem insanlarla çok fazla iletişim kuracaksınız ve bir şeyin tanıtımı bir şeyin e, lansmanını yapmak gibi bir durumunuz var. Bu belki de kendi işinizin veya yaptığınız işi etrafınızdaki insanlara anlatmakla ilgili daha çok insanla iletişim kuracağınız bir süreci işaret ediyor. Bunu yaparken başarılı olacaksınız bu konuda sıkıntı yaşamayacaksınız ama ilk başlangıcında biraz tereddütlü olsanız da sonrasında başarılı olacağınızı da gösteriyor burası. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir kişiyle ilgili yani yaptığınız bir görüşmeden sonra öfkelenerek çıktığınız bir şeyden tekrar bir yüzleşme var. Karşıdaki kişiye empati kurma yeteneğinizi çok fazla kullanacaksınız ki başkasının yerine bu kadar kendinizi koymayın. Çünkü burada bir tek onun haklılığını ispat etmek durumunda değilsiniz. Kendi haklılığınızın da olduğunu unutmayın. Elinizden çıkacak olan 3 miktar para iki tanesi sizi bayağı bir zorlayacak maddiyat konusunda. O yüzden dışarıdan destek alma ihtiyacınız olacak akrabalarınızdan özellikle. E, fakat bu dönemde akraba değil de arkadaş çevrenizden daha çok destek görebileceğiniz bir süreçtesiniz. Akrabalar konusunda sınavlar var arkadaşlar. Bu sadece sizin için değil genel anlamda herkes için olacak bunu söyleyeyim. Ama sizin bu dönem özellikle maddiyat alışverişlerinde akrabalarınızla daha büyük bir sınav gözüküyor. İki tane niyetiniz var olmasını istediğiniz ve bu dönemde çabaladığınız bu konuyla ilgili. Biraz daha zamana ihtiyacı var bunun ama önleri açık onu söyleyeyim. Ve korkularınızla ilgili yüzleşme var. Bu dönem o korktuğunuz şeylerle başınıza getirmiş o yani başınıza gelecek ama Bununla ilgili baş etme sürecinde yalnız olmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlarla olan iletişiminiz biraz daha fazlalaşacak olarak gözüküyor. Ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmetler var. Her ne kadar odaklanma sorunu yaşasanız da bir şeye odaklanmak yerine birkaç parçaya bölünmüş gözüküyorsunuz çünkü bu dönemde. işlerinizi yolunuza koymak için bir mucizenin gerçekleşmesi ve bu mucizenin direkt kendiniz olduğunu unutmayın. Çünkü burası mucizenin içerisinde kocaman bir ev gözüktü. Eviniz, hanenizle ilgili çok sevineceğiniz, <laughs> belki ev almak da olabilir bu durum. Çok sevineceğiniz bir olayın kutlaması ve arkasından gelecek olan bir kısmetiniz var. Her ne kadar sıkıntılı olan bir sürecin içerisinde olsanız da Temmuz'un son günleri sizin için başka bir dünyaya kapı açılması gibi yeni bir başlangıcı da işaret ediyor. Evet akrep ve yükselen akrepler için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.